Pekala sevgili ailem, pekala. O büyük gün geldi çattı. Birazdan bize o herif ziyarete gelecek. Hüsamettin denen. Aman diyeyim canım ailem, bir falso vermeyin tamam mı? Özellikle de sen Murat. Koçum benim, sen geleceğimizin umudusun. Murat bir de kameramanlar var, vallahi bak biteriz ha, anladın mı? Siyasi kariyerin için çok önemli. Sürekli gülümse ve hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz, inşallah seçimi kazanırsın falan de. Milletimiz alçak gönüllülükten hoşlanır Murat, tamam mı? Ya tamam Ömer baba ya, tamam Allah Allah, abartma tamam. Altı üstü bir yemek yiyeceğiz. Güya akşam yemeği yiyecektik, herif kahvaltıya geliyor, şuna bak. Akşam yemeğine bir ton hazırlık yaptırdın, anasını satayım herif gelmedi. Yemekleri de aç çocuklara verdik. Ne yapalım? Ne olacak canım? İşte sevaba girmiş olduk. En azından aç çocuklar yediler Murat. Büyütme. Ömer amca, gazeteciler duymasın ama ayıptır söylemesi, yanında kırmızı şarap da vardı. Onlar ne oldu? Onları da hocalarına verdik oğlum. Allah Allah, küçücük çocuklara şarap içirecek değiliz ya. Ne biçim konuşuyorsun? Bunları sakın duymasınlar aman diyeyim. Zaten haber arıyorlar, baksana şunlara. Murat gözünü seveyim oğlum. Lider ol, karizmatik ol, tamam mı? Atik ol. Sen rahat ol Ömer baba, o iş bende. Anne tamam, ne heyecan yaptın Allah Allah. Gelecekler ya, gelecekler. Sen onları boşver de, Defne nerede ya? Ha? Defne'yi göremedim ben. Ay oğlum, çok fena gerildim. Vallahi çok fena gerildim. Oğlum Defne yukarıda kıyafetlerini değiştiriyordu. Birazcık böyle güzel giyinmek istedi de ben ona gardırobumu açtım. Ha. Niye ya, kendi elbisesi yok mu? Ay nereden olsun oğlum, Allah Allah, fakir o fakir. Bizden alıyor yani. Ya anne öyle denir mi Allah Allah ya? Öyle denir mi? İnsanları öyle maddi durumlarıyla aşağılıyorsun. Ne kadar ayıp ya. Ne kadar ayıp. Ah Murat. Ne kadar da siyasetçi gibi konuşuyor. Sınıf savunması, maddiyat savunması yapıyor. Gözlerim yaşardı. Feride çocuk haklı. Öyle deme. Aman Allah'ım. Geliyorlar galiba. Geliyorlar. Murat, Feride, sizlere güveniyorum ama sana güvenmiyorum. Ulan indir lan şu telefonu. Şşt, indir lan. İndir. Cebine sok. Tamam bebe. Allah Allah. Tamam baba falan deme. Cebine sok oğlum, Allah Allah. Geliyorlar. Geliyorlar. Kokularını alabiliyorum. Allah kahretmesin. Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Ya tamam baba, Allah Allah, abartma yani. Altı üstü bir tane adam gelecek. Murat'la böyle birazcık sidik yarıştıracaklar hepsi o. Hem ben o adamı döverim baba. Bana el kaldırdı baba. O ne lan? Arabanın sesini ben de duydum baba. Koku değil sadece. Bana bak Zevzek Beşir. Sakın adamların yanında böyle konuşma. Döverim seni. Allah. Seni eziyordu neredeyse hayvan herif. Hayvan demedim. Hoş geldiniz sevgili misafirimiz dedim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Geldiler, geldiler, geldiler. Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Kayda başlayın. Atalım sigarayı. Görüntü verelim lütfen. Murat Bey sizle lütfen. He spiker abla, istersen ben seninle görüntü verebilirim. Hem de çok özel. Yok, çok teşekkürler Şişman Bey. Biz görüntüleri görmek istiyoruz. Siyasileri mümkünse. Efendim Murat Bey, kapılarını açsanıza. Evet Murat, kapılarını açsana. Yok daha neler ulan, az yesinler de uşak tutsunlar. Ömer amca saçmalama ya. Arkadaşlar, ben kimsenin uşağı olmaya gelmedim. Ben bu belediyeyi adaletle yönetmeye geldim. Biz kimseye uşaklık yapmayız. Kimsenin kapısını açmayız elhamdülillah. Kendisi açsın ya, eşek değil ya. Açsan kapını, yani beyefendi inerseniz sevinirim lütfen. Bravo, bravo Murat Bey. Oyum siz, ne oluyor lan, ben gazeteciyim. Ulan herife bak be, her yerden oy devşirme peşinde. Cansu, gözünü seveyim, bir falso vermeyelim. Bu herif bizi yer. Gel. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bu tamamen bir aile yemeği olacak ve nişanlımla ben burada tamamen güzelce yemek yiyeceğiz. Hayatım böyle gelir misin lütfen? Basın danışmanı arkadaşlar eminim bizim yan yana fotoğraflarımızı isterler. Arkadaşlar nişanlımla yemek yiyeceğiz. Efendim anketlerde önde görünüyorsunuz. Bu konu hakkında ne yorum yapacaksınız? Şu an 5. sırada görünen Murat Kısaturat beyefendiyle neden görüşüyorsunuz acaba? Ha? Zaten ezici çoğunlukla alacaksınız. Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen lütfen lütfen. Siyasette öyle ben aldım sen kazandın falan muhabbetlerini sevmiyorum. Biz değil millet kazanacak. O yüzden ben 5. partiymiş 3. partiymiş bakmam. Ben hizmetçiyim öyle. Benim ilgim değil yani bunlar. Cansucum sen de bir şeyler söyler misin? Ya herhalde Hüsamettin koyduğu
Hüsamettin kesinlikle kazanacaktır. Nişanlım birazcık mübalağa etmeyi sever. Efendim, sakalınız birazcık sarı görünüyor. Ne oldu? Işıktan o ışıktan ya da oyunun azizliğinden. Çok önemli değil. Bu adamın sakalı nasıl sarı kaldı lan? Allah kahretsin. Neyse. En azından giriş yapalım. Böyle de yakışıklı olmuş ha. Ne diyorsunuz? Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Murat'ın hayatına devam ediyoruz. Evet biliyorum, 2 hafta oldu. Evet biliyorum, Murat'ın hayatı gecikti. Yorumlarda sürekli yazıyorsunuz. Ben de farkındayım. Ve gördüğünüz gibi bugün yeni bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve siz bunu hatırlamıyorsunuz neden? Çünkü 2 hafta geçti. O yüzden sizleri sağ üst köşeye alalım ve oradan bir önceki bölümü izleyelim hep beraber. Çünkü geçen bölüm efsane birisi seriye dahil olmuştu. Kimdi bu? Elbette ki Defne. Defne, Murat'ın yeni sekreteri ve siyasi danışmanıydı. Biliyorsunuz Murat, belediye başkanı adayı çünkü birazcık işleri batırdı. Şayet bilmiyorsanız sağ üst köşeye bakın. Oradan geri geri gide gide her şeyi öğrenebilirsiniz. Kaçırdığınız yerleri mutlaka izleyin. Çünkü bundan sonra Murat'ın hayatı biraz daha farklılaşacak. Zaten onu da biliyorsunuz ki geçen bölümden anlamıştık. Anlamıştık ama siz hatırlamıyorsunuz. Sağ üst köşeye mutlaka bakın arkadaşlar. Oradan anlarsınız. Şu an gördüğünüz gibi Cansu ve onun nişanlısı Hüsamettin bizim eve geldi. Yani Murat'ın evine. Çünkü Murat'la siyasi bir rekabet içindeler. Biliyorsunuz ikisi de belediye başkanı olmak istiyor. Bu yüzden de bir kahvaltı yapacaklar. Yani böyle güzel pozlar vermek için geldiler. Lakin Cansu bugün öyle bir rezillik çıkaracak ki, öyle bir rezillik çıkaracak ki resmen ağzımız açık kalacak. Bakalım neler yaşayacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar tamam bunlar abartı sorular lütfen. Yani güneş çarptı böyle, gördüğünüz gibi. Geçti, bir şey yok. Müsaadenizle gideyim de ev sahibiyle bir selamlaşayım değil mi? Ay tabii ki de efendim, buyurun biz sizi tutmayalım, biz yukarı geçiyoruz zaten. Arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar lütfen adayı yormayalım. Rakibim sonuçta uzun yoldan geldi. Siz yukarı gidin, buyurun lütfen. Ben size yukarıda bayağı limon, pasta bir şeyler ayarladım. Kuru pastayla falan karnınızı doyurun. Hoş geldiniz Hüsamettin Bey. Bu çalışıyor mu lan acaba? Hoş geldiniz Hüsamettin Bey. Hoş bulduk delikanlı, hoş bulduk. Seninle son görüşmemizde pek tatlı geçmemişti mevzular. Kolunu kırmıştın ki hala kırık. Ondan öncesinde de evime gelip nişanlıma hakaret etmişti. Bu durumdan dolayı hala sana birazcık takı. Haberin olsun. Ulan tipine kılığına tükürdüğümün moru. Senin yüzünden kolum kırıldı. Şu alçılı kolla Kur'an çapsın suratın ortasına bir tane. Ne yapıyor lan? Oo, görüntümüz alıyormuş. Murat, sinirlerine hakim olmalısın. Sinirlerine hakim ol. Defne sana birazcık ders vermişti, unutma. Efendim ben sizlerden özür dilerim, evet. Birkaç kez sürtüşmemiz yaşandı. Nişanlınız olacak Cansu hanımefendiden de gerçekten özrümü kabul etmesini diliyorum yani. Cansu hanım, sen özür benden. Hangi dağda kurt öldü ya? Hangi dağda kurt öldü derken? Bir dakika. Siz anladığım kadarıyla kurtları öldürme yasası mı çıkaracaksınız Hüsamettin Bey? Ben buna müsaade etmem. Kurtları koruma yasasını anında imzalayacağım. Göreve geldiğim ilk gün çıkartacağım ilk kanun o olacak. Kurtları falan öldürmem yani. Bravo Murat, bravo. Kurtları kor kardeşim. Teşekkürler her şeyi halk için. Yani Hüsamettin Bey, ayıp ya, kurtlardan ne istiyorsunuz ya? Sakin ol delikanlı, sakin ol. Kimsenin kurtları falan öldüreceği yok. Yanlış yazmasınlar gazeteye. Yani nişanlım hangi dağda kurt öldü derken bir atasözü kullandı. Tabii senin atalarla ve sözlerle pek ilgin yok kitap okumadığından. Ben kütüphane gibiyim. Yaladım yuttum. O yüzden delikanlı sen yanlış anladın. Yani geçen yaptığın kabalıktan sonra nasıl böyle ince ruhlu oldun onu merak etti nişanlım. Sen daha dur. Defne bana ders veriyor. Senin daha ben ruhunu değil hayatını incelteceğim. Dur sen. Masaya geçelim mi? Vay. Ne yemek masası kurmuşsunuz be. Çok memnun oldum. Gerçekten de harika görünüyor Murat Bey. Umarım siyasi kariyerinizde bu kadar güzel olur. Amin efendim, amin. İnşallah olur. Yani sizden fırsat bulursak. Sonuçta bayağı güçlü adamsınız.
Bizse garibanız, yetimiz, halkın içindeniz efendim. Biz fakiriz. Sizler gibi değiliz tabii. 250 milyon dolar değerindeki bir malikanede oturan insanın fakirim demesi de ne bileyim. Ay ruhu fakirdir belki de. Olamaz mı? Kim bilir? Belki de hayatım, belki de. Sanırım şunlar bizim koltuklar, müsaadenizle. Ay yok beyefendi, o sizin koltuğunuz değil. Ben size koltuğunuzu göstereyim. Zaten haliniz buraya oturacaklar efendim. Hanımefendi bir yanlışlık oldu galiba. Orada iki kişilik koltuk var da. Biz iki kişiyiz ya. Ay yok efendim, bir yanlışlık yok. Siz buraya oturacaksınız. Rakibiniz olan oğlum Murat da buraya oturacak. Yandaki koltuk sekreteri için efendim. Şayet isterseniz nişanlınız hanımefendi için de bir koltuk çekebilirsiniz. Sekreter. Sekreterin mi var? Evet, var. Sadece sekreter değil ya, aynı zamanda danışmanlığımı da yapıyor. Harika bir insan Defne. Defne! Kadın yani. Vallahi en son baktığımda öyleydi. Yani sonradan gidip cinsiyet değiştirmediyse hala kadındır. Evet. Yani olabilir tabii, sekreteriniz olabilir. Masaya geçelim mi? Şansu, biz en adamın sekreterinden. Ay kadınmış yani. Kadınmış. Yani bize ne kızım? Kes şu adama bakmayı. Nasıl olur ya? Nasıl kadın olur? Nasıl? Şimdi şöyle oluyor. Anneden bir X kromozomu geliyor. Şayet babadan Y kromozomu gelirse çocuk erkek oluyor. Şayet X gelirse kız oluyor. Yani cinsiyeti baba belirliyor ama sen bunu sormadın galiba. Ay elbette ki hayır ya Hüsamettin. Nerede bari hanımefendi? Güzelliğini görseydik. Güzel mi? Oh, bir içim su. Zıkkım iç. Yani... İyi, güzel olduğu iyi. Ay Cansu Hanım, sizin daha önceden Murat Bey ile sevgili olduğunuza dair eski Instagram postları bulduk. El ele göz yüze kucak kucağa fotoğraflarınız var efendim, ne diyeceksiniz? Arkadaşlar, o geçmişte kalan bir mevzu. Doğrudur, Murat Bey ile bir geçmişimiz var. Lakin geçti gitti. Tabii ki de, geçti. Hem buraya ilişkilerimizi değil, siyaset konuşmaya geldik. Lütfen. Karıştırmayalım. Ay kusura bakmayın Murat Bey, kusura bakmayın. Birazcık geciktim. Ay özür dilerim Murat Bey ya. Vallahi özür dilerim. Birazcık geciktim de. Estağfurullah Defne'cim ya. Olur öyle gecikme. Arkadaşlar. Tanıştırayım. Defne. Defne. Bu Hüsamettin Bey. Siyasi rakibim. Ay tanıyorum. Merhabalar Hüsamettin Bey. Sizinle tanışmak benim için bir şeref. Cansu Hanım sanıyorum. Aman Allah'ım. Bu ne kadar da güzel bir kadın. Vay canına. Ay kız çok güzel. Ne diyorsun Hüsamettin? Yani şey Cansu. Hanımefendi çok şık giyinmişler de. Yani o yüzden diyorum. Sonuçta bir hanımefendi. İltifat önemli değil mi? Siyasi arenadayız. Bana bak Hüsamettin, yemin ediyorum var ya, siyasi olarak gözlerini çıkartırım. Oo, yemek başlamadan gergin anlar. Kaydet oğlum, kaydet. Fotoğraflarını çek, yüzlerini. Çekiyorum abla, çekiyorum da. Ben başka bir şey çekiyorum gibi ama. Abla çok güzel kız ya. Lan sapıklık yapma, magazin peşindeyiz. Adamların yüzlerini çek. Ay kusura bakmayın, sanırım biraz gerildi ortam. Yumuşatalım. Yemeğe geçelim mi? Evet. Biraz gereksiz gerildik arkadaşlar. Sakin olalım lütfen. Sakin. Yani ailevi konularınızı halledemeden siyasete giriyorsanız bu işi şimdiden bırakın. Çünkü siyaset işi ciddiyet ister. Ailevi problemler kaldıramaz. Arkadaşlar lütfen siyasette problem yaşatmayalım. Haklılar Cansu. Haklılar. Kameralar önündeyiz Cansu. Lütfen evde tartışalım bu konuyu. Ben masama geçiyorum. Cansucuğum lütfen sen de yandaki sandalyeyi çekip oturur musun? Tabii ki de otururum Hüsamettin. Otururum. Yalnız saçlarım bozulabilir ve elbisem çok pahalı. Defneciğim sen göründüğü kadarıyla ucuz giyinen bir kadınsın. Lütfen sandalyeyi çeker misin? Pardon Cansu Hanım, anlayamadım. Ay hayatım, anlayamayacak bir şey yok yani. Sana şu sandalyeyi şuraya çeker misin diyorum yani. Sonuçta sekretersin değil mi? Bunun için maaş alıyorsun. Öyle değil mi Murat? Tam olarak öyle değil Cansu. Ne saçmalıyorsun? Cansu! Ne saçmalıyorsun?
Çabuk sandalyeyi çek, yanıma otur. Ay bir saniye Hüsamettin, oturacağım. Sandalyeyi çekilsin, oturacağım. Sekreter hanımın işi bu değil mi ya? Sekreter hanım lütfen emrediyorum, şu sandalyeyi çekin. Ay pardon da birincisi hizmetçi değil sekreterim, ikisinin arasında fark var. İkincisi ben bu sandalyeyi çekmek için sizden maaş almıyorum. Üçüncüsü bu ne küstahlık? Ne dedin sen? Cansu! Allah, işler kızışıyor. Kamera kayıtta, diğeri kayıtta. Harika, pozlarımız hazır. Efendim, ne oluyor acaba? Murat Bey'in eski sevgililiyle bir alakası var mı Cansu Hanım? Malum bayağı el ele dizizeymişsiniz ya. Defne Hanım, Murat Bey ile sevgili misiniz? Ne alakası var arkadaşlar, ne alakası var? Lütfen uydurmayalım. Murat Bey kaliteli ve engin bir kişilik. Bunun gibi ucuz ve paçoz kızlarla çıkmaz. Hizmetçi ya o. Ay pardon. Paçoz ve ucuz derken? Hanımefendi, sizin geçmişinizi bilmiyorum ama ben 4 yıl boyunca Harvard Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde okudum ve oradan mezunum. Yani anlayacağınız, sadece bu diplomayla sizi döverim. O yüzden lütfen haddinizi ve terbiye sınırınızı aşmayın. Yoksa ben de aşmak zorunda kalırım. Hayt! Harvard'mış. Beni de davet ettiler de gitmedim. Doğrudur. Sizi davet etmişler değil. Paranız olduğu için. Nitekim o para sizin de değil. Hüsamettin Bey. Yani kapak atmak konusunda iyi olduğunuz aşikar. Bana bak! Sen ne demek istiyorsun? Cansu! Ay iyi, olaylar karıştı. Çek oğlum çek. Kameranın önünden çekilelim. Şu kameraya bir bakayım. Ay kristal berraklığında. Bana bak seni ucuz, çapsız kadın. Karşında bir hanımefendi ve geleceğin belediye başkanının first lady'si duruyor. Seni evime temizlikçi olarak bile alma. O seçimi kazandığımız zaman sen aptal gibi ev temizleyeceksin. Aptal gibi. Pardon ama siz sekreterin kelime anlamını biliyor musunuz acaba? Merak ettim. Sır tutan anlamına gelir. Yani sır tutarım ben. Yardımcıyımdır. Ama temizlikçi değil. Gerçi sizin de tutmayla aranız meşhur. Baksanıza, büyük balığı tutmuşsunuz. Sen bana bir şey demeye çalışıyorsun. Senin ima etmeye çalıştığın şey ne? Ha? Ben sırf zengin olduğu için Hüsamettin'le çıkıyorum. Ve Murat'la da o yüzden mi çıktım demek istiyorsun? Ha? Anlamıyorum yani. Açık konuş. Hanımefendi, benim böyle bir ifadem olmadı. Mevzuyu siz çarpıttığınız için bu kadar yükseldi. Ve anlamıyor oluşunuzdan normal. Sizinle beyinlerimiz savaşsın isterdim ama gördüğüm kadarıyla siz silahsızsınız hanımefendi. Ay, sen az önce bana hakaret mi ettin? Silahlarımız beyin. Sen bana beyinsiz mi dedin? Köpek! Cansu! Cansu ne yapıyorsun? Defne! Defne iyi misin? Defne! Ay, bu kadarını beklemiyordum. Defne! Defne iyi misin? Abo! Papak gördün mü Cansu Defne'ye tokat attı. Kaydettim lan, internete yükleyeceğim. Ne yaptığını sanıyorsun sen aptal? Gördün Hüsamettin. Kışkırttı. Kışkırttı beni. Bana aptal dedi. Beyinlerimiz savaşsın. Silahsızsın dedi. Aptal! Aptal! Bir çuval inciri berbat ettin. Defne Hanım! Defne Hanım iyi misiniz? Defne Hanım! Kafasını mı vurdu acaba? Bilmiyorum ki. Kan falan da yok. 911 arayın. Numara yapıyordur canım. Numara yapıyordur. Baksanıza bir şey yok. Arkadaşlar ben vurmadım. Kendisi elime kafa attı. Yok anasının. Biz boşuna mı buradayız? Kameradan gördük. Allah, bulunmayacak fırsat vallahi. Lakin şu an iyi ev sahibi gibi davranmalıyım. Arkadaşlar lütfen basın mensupları çekmeyelim arkadaşlar. Lütfen. Aile içinde yaşanan bir tartışmaydı bu. Karşı taraf gelip evde bize saygısızlık yaptı. Kendi evimizde resmen sekreterimiz saldırıya uğradı. Bu açıkça siyasi bir itibar suikastidir. Lakin önemli değil arkadaşlar. Lütfen çekmeyelim. Biz cesur bir aileyiz. Ve biz asla böyle taşkınlıklara fırsat vermeyiz. Ya ne suikast itibar falan yok. Murat... Vallahi kaşındı. Sen de gördün yani. Ulan artık bir akıllan be kadın ya. Bir akıllan ya. Allah kahretmesin. Ben gideyim de bir kolonya getireyim bari. Herkes bakıyor anasını satayım. Anne kolonya neredeydi? Sen niye bu kadar rahatsın? Aferin kızım Defne. Seni boşa seçmediğimi bir kez daha kanıtladın bana. Zeka küpü kızım. Murat da yakında gerçeği görecekti. Üst katta Murat. Senin odanda. Ya şuna bak, rahmetli tutan Setamon gibi dikilmiş bekliyor. Anasını satayım, firavun sanki.
Benim odada mı? Hemen getiriyorum. Başından ayrılmayın. Beyin kanaması geçiriyor olabilir. 911 arayın. Ulan artık Cansu da şeyini çıkarttı. Allah'ım yarabbim. Ulan sen kendin gittin bu yaşlı adamla takıldın. Yüzüne söylenince ne kızıyorsun? Ulan nerede bu kolonya ya? Nerede bu kolonya? Arkadaşlar arkadaşlar lütfen çekmeyelim artık. Tamam çekmeyelim. Bu bir aile dramasıdır. Çektiniz mi bütün görüntüleri? Net alındı mı? HD mi? Oo HD'miş. Yani çekmeyelim. Ay tamam Ömer Bey çekmiyoruz. Zaten almamız gereken her şeyi de aldık. Engin. Şşt Engin. Hadi gidelim. Sen oradan aldın ben buradan. Ay vallahi Ömer Bey. Hey, eviniz çok güzelmiş ama haberler daha güzel. Çok teşekkürler. Cansu. Eve gittiğimiz vakit bu yaptığın aptallığın hesabını çok ağır ödeyeceksin. Çok ağır. Kameralar önünde beni rezil ettin Cansu. Beni rezil ettin. Ay Hüsamettin. Vallahi nasıl oldu anlamadım. Yani çok sinirime konuştu. Ya bana hakaret etti. Beyinsiz, ucuz kaşar falan dedi. Peynir konusunu bilmiyorum ama akılsız konusunda haksız sayılmaz Cansu. Haksız sayılmaz. Bizi düşürdüğün durumun farkında mısın? Farkında mısın? Vay alasını satayım. Bir tane daha çekeyim de part 2 olsun. Oha oğlum part 1 resmen 100 milyon izlenmiş lan. Wow. Amerikan halkı dramayı açmış. Lan ne oluyor 120 milyon oldu. Lan YouTuber oldum ben. Gerçi bir ara attıydım ama çok izlenmediydi. Allah'ım ne olur Cansu'yla Defne her gün dövüşsün. Oğlum resmen YouTuber oldum lan. Oha. Evet arkadaşlar benim videom da sona geldi. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Murat'ın hayatında efsane bir bölümü daha geride bıraktık. Ve bugün sular hiç durulmadı. Gördüğünüz gibi basit bir sabah kahvaltısı resmen birinci seviye bir magazin haberine dönüştü. Gördüğünüz gibi Cansu ve Defne ufak bir sürtüşme yaşadı. Cansu Defne'yi kameralar önünde rezil etmek isterken gördüğünüz gibi sonunda kendisi rezil oldu. Ve bildiğiniz kameraların karşısında Defne'ye tokat attı. Hem de bunu Murat'ın evinde yaptı. Üstelik Murat'la geçmişi biliniyorken gördüğünüz gibi Hüsamettin'i de çok zor bir duruma soktu. Bakalım bundan sonra hikayede neler olacak? Murat ve Hüsamettin'in yarışına bu yapılan olaylar ne kadar etki edecek? Hep birlikte göreceğiz. Lakin bugünlük bölümün sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oğlum yalnız ne güzel araba lan. Yemin ediyorum var ya canavar gibi. Ferrari'ye baksanıza. Acayip karizmatik. Pekala. Bar gördüğünüz gibi 100. günü vurdu arkadaşlar. Peki şimdi ne olacak dersiniz? Ne olacak dersiniz? Elbette ki büyüyeceğiz. Ve geldi arkadaşlar. İkinci seviye vakti. Gelin lan. Gelin bakalım. Canımız falan doldu görüyor musunuz? Acaba silah geldi mi? Oho! Taramalı ve tabanca. Gelin bakalım. Kaçarsınız tabii. Bazıları akıllı arkadaşlar. Lakin bazıları hala akılsız. Gelin bakalım. Ulan kadın neredeyse bana vuracaktı. Adam vurdu lan. Neredeyse bana vuracaktı. Binelim arabaya gidelim. Yürüyün gidin lan. Yürüyün gidin. Kararım valla. Mini SMG de verdi gördüğünüz gibi. Ooo.